Volkan. Gökhan Akan. Serhat, kaptan Serhat. Volkan. Aytaç Öden. Mehmet. Adaşını görmek istedi ama top hızlı. Kale vuruşu Gümüşhane'nin. Yedek oyuncular da ısınmaya gittiler. Her an oyuncu değişikliğine gidebilir. İki takımın teknik adamı da. Hasan kullandı. Harun. Düdük geldi, faul. Serbest vuruş Gümüşhane'nin. Yusuf Emre. O bıraktı Hakan'a. Mustafa Kaplan da bu pozisyonda dördüncü akreme kadar gitti. İtirazda bulundu. Ankara Gücü'nün teknik patronu. Fırat. Ardahan boş ama yardımcının bayrağı var orada. Offside. Endirek vuruş Ankara Gücü'nün. Gökhan. Aytaç. Volkan. Aytaç. Hasan Ayaroğlu. Ondan Harun. Hasan. Harun. Erdoğan. Salih Safer kurşunlu. Serhat. Mehmet yerde kaldı. Mehmet Erdem Uğurlu. İki Mehmet var. Mehmet Umur, Umut Nayır. Oyuncu değişikliği sevgili izleyenler Gümüşhane takımında. Hakan Albayrak kenara gelen isim. Kırmızı beyazlı ekipte. Onun yerine Samet Taş. Forvet Samet. İkinci golü istiyor Gürses Hoca. Gürses Kılıç. Dakikalar 66'yı gösterirken de oyuncu değişikliğini yapıyor. Samet Taş. Gol koklayan, fileleri havalandırmak isteyen, onun için oyuna dahil edilen bir oyuncu. Tabii ki göreceğiz sevgili izleyenler hep beraber neler yapacak. Volkan. Aytaç. Orta çizgide Harun elini kaldırdı. Pası istedi ama o Onur Atasayar'la oynamak istedi. Faul. Orhan Evci faul yapan. Serhat. Fatih. Volkan. Kaleci çıktı. Hasan'ın kontrolünde top da avuta çıkıyor. O bölgeye koşan Mehmet Umut'tu. Genç oyuncu ama top hızlı. Hasan Yaranlı. Oyun hafta sonunda 29 puanlı Bandırma lider. İnegöl ikinci, Göztepe üçüncü. Ligin en alt sıralarına baktığımızda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Tepecik ve Kahramanmaraş'ı görüyoruz. Harun. Avantaj kuralı işledi. Onur'dan Mehmet. Mehmet bekletmeden ortasını yaptı. Kaleci Hasan çıktı, topu bloke etti. O da dışarı gönderdi. Harun'un bir sakatlığı var Ankara Gücü'nde. Evet.
Emre Yıldırım yanına gitti. Umarız önemli bir şeyi yok Harun'un. O da Ankara Gücü adına önemli bir oyuncu. Ayağa kalktı, oynayacak. Gökhan Erdoğan topu kaleci Hasan Yaranlı'ya gönderdi. Samet, Harun, Yusuf Emre, Yusuf Emre'den Fatih, Samet, Tekin, Muhittin Ardahan. Az önceki pozisyonda Ardahan yerde kalmıştı. Oyun devam ediyor. Harun. Onur ve Harun. Fırat. Gümüşhane hızlı çıkmak istiyor. Volkan. Yerde kaldığı Tekin. Faul yapan isim. Dakikalar 70'i gösteriyor. Gümüşhane 1-0 önde götürüyor. Böylesi kritik ve önemli karşılaşmayı. Gelecek haftada yine burada İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşıya gelecek ve o karşılaşma da Mavi Karadeniz ekranlarında olacak. Hasan. Mavi Karadeniz'de de frekans değişikliği yaşanıyor. Zaman zaman canlı yayınlarda dile getireceğiz tabii ki bunları ve sizler de sevgili izleyenler Mavi Karadeniz'i izlemeye, takip etmeye devam edin istiyoruz, diliyoruz. Müzik alanında, spor alanında adeta tek geçilmeye başlandı Mavi Karadeniz. Son yıllarda yapmış olduğu hamlelerle. Fatih. Fatih'ten Taner. Samet göğsüyle indirdi. Ali. Harun izin vermedi. Gökhan. Topa diyor. Topa diyor Emre Yıldırım. Ardahan'ın müdahalesini. Muhittin. Fırat. Tekin aldı. Ardahan. Bir pas hatası Ardahan'dan. Gökhan. Muhittin'in presi. Top oyunda. Fırat. Ardahan. Ardahan. Faul. Volkan. Volkan'dan Aytaç. Mehmet. Onur. Bir anlaşmazlık Mehmet'le Taner. Sağda topu aldı. Hızlı çıkmak istedi. Samet'i düşündü. Volkan daha yakın. Beşin yuvarlağı. O da kayısı Gökhan'la oynadı. Gökhan'dan Volkan'a. Volkan. Orta alanda. Hasan. Fırat. Bayrak havada, faul. Bu arada itirazlardan dolayı Gökhan Erdoğan da sarı kart gördü. Ankara Gücü'nde ikinci oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu Orhan Evci, oyuna giren oyuncu Teoman Sefa Erkan. Mustafa Kaplan da gol istiyor, goller istiyor. İki takımın teknik adamı da forvetlerini oyuna dahil etti. Hasan. Aytaç. Onur. Harun. Onur.
Salih Zafer. Topa yükseklik kazandıran isim Taner oldu. Tekin aldı. Tekin. Samet'i görse Samet. Bomboştu. Samet'in de isyanı arkadaşına. Taç atışı Gümüşhane'nin Fırat kullanacak. Fırat. Fırat'tan Samet. Samet. Ceza sahası içine girer girmez vuruşunu yaptığı Tekin. Ali Tekin. Samet. Kaleciyle karşı karşıya ikinci gol mü geliyor? Fatih şimdi vuruşunu yaptı. Üst üste kaleciden önemli hamleler. Dakika 74. Bu kez Ankara gücü yüklenecek. Teoman. Hasan. Fırat. Topu ileri gönderdi ama gönderdiği noktada Gümüşhane'den hiçbir oyuncu yok. Önce Samet, daha sonra Fatih. Gümüşhane ikinci gole çok yaklaştı ama kalesinde devleşti Gökhan. Son 15 dakika. Gümüşhane 1, Ankara gücü 0. Harun. Serhat'tan pas aldı takım kaptanından. Gökhan'a verdi. Hasan Ayaroğlu. Sol çizgiden gitmek istedi. Tekin var ileride sadece. Volkan. Serhat. Yusuf Emre. Gelişi güzel bir vuruş. Volkan'a kadar gidiyor. Volkan Geyik. Ondan Harun'a. Oyunu kurmak istiyor Ankara gücü Harun'la. Mehmet. Fatih. Fatih'ten Samet. Tekin. Volkan. Son pozisyonlarda yerinde müdahaleler Volkan'dan. Serhat, Harun ve Aytaç üçlüsü. Aytaç. Salih Zafer kurşunla araya girdi. Mehmet Erdem. Serhat. Taner, Mehmet. Yatarak müdahale Ali. Girdi çıktı. Offside. Mehmet için bayrak kalktı. Hem yardımcı hakem hem orta hakem o işaretle gösterdi Mehmet'e. Girdi çıktın diyor. Endirek vuruş Gümüşhane'nin. Ve Gümüşhane Spor'da yerde kalan bir oyuncu var. Bugün futbolculardan çok sağlık görevlileri daha fazla yoruldular. İki takımın sağlık görevlileri sürekli olarak sahanın içinde yer aldı sevgili izleyenler. Ve Bilal şu anda hazırlanıyor. O da orta alanda mücadele veren bir isim Bilal. Gürses Hoca takımı rahatlatmak adına, pas trafiğini daha fazla yapmak adına Bilal'i oyuna sokacak. Çünkü diğer karşılaşmalarda da bunu görmüştük. Hasan. Ardahan gün doğdu. Sakatlığı vardı, o da kenara geliyor. Ve oyuncu değişikliği de Ardahan'la oluyor. Ardahan çıktı. Bilal oyuna dahil oldu alkışlarla. Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştı genç oyuncu. 78 dakika sahada kaldı. Volkan. Faul. Doğru karar.
Bilal de hemen arkadaşını kaldırdı. Serhat Gülpınar'ı. Hasan. Mehmet. Onur. Harun ve Onur. Hasan. Mehmet. Topu ayağında tutamadı. Beşi yuvarlak dışarı çıktı. Taş atışı da Gümüşhane'nin oldu. Fatih. Samet. Harun'un eline çarpan top. Serbest vuruş. Orta çizginin biraz ilerisinden kullanacak Gümüşhane Spor. Samet'ten önce Volkan. Fırat'a gelen top. Az önce oyuna dahil olan Bilal. Tekin. Hakem avantaj kurallarını iyi uyguluyor. Bir pas hata sonra da Fatih baktı. Yaklaşık 25 metreden sert vurdu. Kalenin 2 metre üzerinden avuta çıktı. Tekin de arkadaşına çok kızdı. İki oyuncu boştu. Onları görmedi. Fırat. Harun. Ankara gücünde bir oyuncu değişikliği daha olacak. Bu kez Gürkan Alver oyuna dahil oluyor. Hasan Ayaroğlu kenara gelen isim. Son 10 dakikada o görev alacak. Dakika 80. Gümüşhane 1, Ankara gücü 0. Fırat. Samet. Taç atışı Gümüşhane'nin. Fatih. Hareketlenen Tekin oldu. Fatih. Sağda Taner. Sağ çizgiyi iyi kullanmak istiyor Taner'le. Ama ikinci devrede o bölgede pek yüklenemedi Gümüşhane Spor. Genelde soldan gelmeye çalıştı Taner. O da topu dışarı gönderdi ben bunları söylerken. Mehmet. Ali. Yapmış olduğu baskı topu kendisine kazandırdı ama orada paslaşmalarda hata olunca top Ankara gücüne geçmişti. Şimdi Fırat'la oyun kurmaya çalışıyor Gümüşhane. Kötü bir pas, hatalı bir pas. Tekin'e gitmedi. Aytaç. Volkan. Ve daha sonrasında Onur. Mehmet. Onur. Yanında Volkan var. Ankara gücü oyunu açmaya çalışıyor bu dakikalarda. Tekin. Tekin. 3'e 1. Fatih boş. Fatih'e bıraktı. Ama orada çok kritik bir dokunuş Aytaç'tan geldi. 3'e 1. Gitmişti. Gümüşhane Spor önemli bir pozisyon daha kaçtı. Taner. Fatih. Bilal. Faul. Faul yapan Gürkan. Oyuna az önce girmişti. Topun başında olan isim Yusuf Emre. Samet var. Tekin, Samet ve Fatih. Defans bloğunu sağlam tutmak istiyor Gümüşhane Spor. 1-0 üstün durumda. Samet. Ankara gücünde atışı Gökhan kullanacak. Karşılaşmada sonlara doğru geliyoruz. Mehmet ve Salih Zafer Kurşunlu. Salih topu stadyumun dışına bıraktı. Mehmet.
Mehmet Salih. Kafalardan seken toplar faul. Emre Yıldırım düdüğünü çaldı. Endirek vuruş tehlikeli bir hareket olduğunu belirtti karşılaşmanın hakemi. Gümüşhane Spor'da Hasan Yaranlı topun başında olan isim. Dakika 84. Hasan Samet. Teğmen Sefa. Mehmet. Taner var, izin vermiyor. İkili mücadele Taner. Bilal de bıraktı. Taç atışı Gümüşhane'nin. Taner kullanacak. Geçen her dakika Gümüşhane için tabii ki önemli. Ankara gücü beraberlik için yükleniyor. Gümüşhane gol yememek için direniyor. 1-0 üstün. Mehmet. Faul. Serbest vuruş Ankara gücünün. 9 galibiyeti bulunan Bandırma en fazla galip gelen ekip. Sarıyer 8 kez berabere kalırken bu alanda ilk sıraya yerleşti. Kötü günler geçiren Kahramanmaraş ise 9 mağlubiyetli ligin en fazla yenilen takımı. Ceza sahasına doldurulan top defans bloğu uzaklaştırdı. Volkan tüm hatlarıyla yükleniyor Ankara gücü. Onur. Ondan da bir orta. Hasan Yaranlı çıktı, topu aldı. Degajını da hızlı bir şekilde yaptı. Tekinle oynamak istedi. Tekine gelir mi? Hayır. Orada Aytaç var. Aytaç Öden. Volkan ve Aytaç. Kaleci Gökhan. Mehmet. Sağda Mehmet. Adaşı da hemen onun arkasındaydı. Fatih. Fatih'ten Tekin'e. Yine Aytaç. Çok kritik pozisyonlarda onu gördük bugün. Son hamleleri yapıyor. Yoksa Tekin kaleciyle iki defa karşı karşıya kalacaktı. Fırat. Orada bir anlaşmazlık. Samet topu istemişti ama Fırat hızlı gönderdi. Mehmet. Orta alanda Fatih. Yorgunluk belirtileri de var futbolcularda. Muhittin Başçuk'tan dokunuş. Taca çıkan top oldu. Gökhan Erdoğan. Gökhan. Fırat. Aynı yerden ikinci atışı gelecek. Aytaç. Yine Fırat. Out. Ankara gücülü oyuncular biz dokunmadık diyorlar ama karşılaşmanın hakemi aynı görüşte değil. Gümüşhane'yi destekleyen taraftarlar da şu anda coşmuş durumdalar. Artık son 2,5 dakika Gümüşhane Spor 1-0 üstün götürüyor karşılaşmayı. Karşılaşmanın golü 15. dakikada gelmişti Fatih'ten. Aytaç. Gökhan'a çarpan top taca çıkıyor. Fırat. Dördüncü hakem her an uzatma dakikalarını gösterebilir. Volkan. Bilal. Bilal. Karşılayan Volkan. Bilal. Top hala onda. Çoğuncu geldi. Harun ve Volkan.
ve o bölgeden çıkaran Aytaç oldu. Yusuf Emre, Fatih, Bilal, Volkan var, Bilal Samet'e bıraktı. Samet ortasını yaptı. Gökhan iki hamlede topu bloke etti. Hızlı bir şekilde de çıkmaya çalışıyor Ankara Gücü Mehmet. Mehmet. Teoman'dan Mehmet'e Salih Zafer Kurşunlu. Tehlikeyi uzaklaştıran isim Gümüşhane takımında. Harun. Son anlar Aytaç. Fatih yerde kaldı. Samet aldı. Ali'den Fatih ama daha öncesinde faul. Bir de sarı kart geliyor. Takım kaptanı Serhat Gülpınar'a. Ankara Gücü 10 numara Serhat. Uzatma dakikaları gösteriliyor sevgili izleyenler. 5 dakika. 90 artı 5. Tribünlerden de tepki var. Samet, Tekin, Tekin, iki oyuncu arasında kaldı, çıkamadı. Uzatma dakikaları da başladı. Serhat, Mehmet, Taner'le karşı karşıya. Heyecan kas sayısı da artıyor Gümüşhane'de Yenişehir Stadyumunda. Harun, kaleci çıktı, boşa çıktı. Korner. Hasan Yaralı da faul bekledi. Gürkan Alver bıraktı takım kaptanına. Serhat Ankara Gücü'nde o kullanacak korner atışını. Sert bir korner, çift yumruk Hasan'dan. Bilal. Tekin var. Tekin 2'ye 1. Geçebilirse Onur'u geçemedi. Bu kez Onur. Geçit vermeyen isim Ankara Gücü'nde. Faul. Ali Osman Aydoğan oyuna girecek. Kırmızı beyaz ekip de Gümüşhane'de. Eğer Tekin geçebilseydi Fatih de oradaydı. İkinci gol gelebilirdi. Serbest vuruş Ankara Gücü adına. Tüm hatlarıyla yükleniyor. Ankara temsilcisi Mehmet kullandı. Serhat vurdu. Hasan topu aldı ve yattı. Geçen her dakika Gümüşhane lehine çünkü. Hasan Yaralı da bunun bilincinde takım kaptanı. 90 artı 2 de geride kaldı. Tekin. Kaleci Gökhan izin vermedi topun kornere çıkmasına. Gökhan Akan ve şimdi durdurdu Emre Yıldırım. Ali Osman Aydoğan geldi. Oyuncu değişikliği yapılacak Gümüşhane takımında. 90 artı 3 Gümüşhane skor 1 Ankara Gücü 0. Gelecek hafta burada Göztepe ile karşı karşıya gelecek Gümüşhane. O karşılaşma Mavi Karadeniz ekranlarında olacak. Bugünden söyleyelim. Randevu vermeyin gelecek haftaya kimseye. O karşılaşma kaçmaz Mavi Karadeniz ekranlarında. Gümüşhane Göztepe maçı. Ve Fatih. O koşarak geldi. Tekin Hoca. Belki bir şeyler söyleyecekti. Ankara Gücü'nde iki oyuncu birden geldi, tepki gösterdi. Gürkan ve Onur. Ali Osman da oyuna dahil oldu. Salih Zafer Kurşunlu'dan seken top kaleciye Hasan'a kadar gidiyor. Tekin de görevini yaptı ve kenara geldi.
Aytaç, Volkan, Gökhan. Serhat, Mehmet. Serhat'ın eline çarpıyor. Serbest vuruşta Gümüşhane'nin oldu. Emre Yıldırım saatini kontrol ediyor sevgili izleyenler. Son dakikalar artık uzatmalarda. 90 artı 5 demiştik. Gümüşhane Spor 1, Ankara Gücü 0. Ali Osman Aydoğan topu taça gönderdi. Gökhan. Teoman. Orta çizgide Onur. Onur. Sol ayak. Uzaklardan vurmak istedi ama çok kötü bir vuruş. Top da out'a çıktı. Her an müsabaka bitebilir. Gelecek hafta Gümüşhane Göztepe ile oynuyor. Ankara Gücü kendi evinde Kırklareli'ni ağırlayacak. Bir kez daha diyoruz, Gümüşhane Göztepe maçı gelecek hafta bu stadyumda Mavi Karadeniz ekranlarında olacak. Ve karşılaşma sona eriyor. Kazanan taraf ev sahibi Gümüşhane oluyor. Gümüşhane 1, Ankara Gücü 0. Gol dakika 15 Fatih'ten geldi. Bu önemli karşılaşmayı Gümüşhane Spor 1-0 kazandı ve puanını 20'ye yükseltti. Ankara Gücü ise sevgili izleyenler 15 puanda kaldı. Gümüşhane gelecek hafta Göztepe ile oynayacak ve 15. haftada tekrar sizinle beraber olacağız sevgili izleyenler. Yapımda, yayında emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Mavi Karadeniz'de canlı yayın.